dinleyicileri hepinizi saygıyla selamlıyorum. İyi bir hafta diliyorum. Bugün birkaç konuya değinmek istiyorum. Birinci konu bu hafta mecliste görüşülecek olan enerji piyasaları kanun teklifiyle ilgili bir torba teklif var biliyorsunuz. Ve komisyondan geçti. Bütün itirazlara ve önerilerimize rağmen komisyondan geçti ve genel kurula geldi. Bu elektrik piyasası kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifinde son derece ciddi sakıncalı maddeler var. Buna ilişkin önce birkaç şey söylemek istiyorum. Çünkü bu tartışma içinde maalesef komisyona talebimize rağmen çevre ve ekoloji ile ilgili çalışan sivil toplum kuruluşları, uzman ve akademisyenlerin dahil edilmesi sağlanamadı. Bütün taleplere rağmen bu kabul edilmedi ve özellikle çevre örgütlerinin, ekoloji ile ilgili çalışan örgütlerin ve sivil toplum kuruluşlarının ve bu konunun uzmanı olan akademisyenler dahil uzmanlarının çok ciddi eleştirileri var. Bu ciddi eleştirilerden bir tanesi 6. maddeye ilişkin. Bu 6. madde zaten sonradan bir ek... Bu tür videoların daha fazla kişiye ulaşması için sizden ricam, kanalımıza ilk önce abone oluyorsunuz ve beğendi butonuna basıyorsunuz. Şimdi hep birlikte videomuzu izliyoruz. Maddeyle dahil edildi kanun teklifine ve bu 6. maddeye göre şirketlerin, maden şirketlerinin ruhsat alanı dışına tesis kurmasının önü açılıyor. Yani diyor ki 6. madde, bu madde kabul edilirse diyor, madencilik faaliyeti yürüten şirketler ruhsat alanlarının dışında da faaliyet sürdürebilirler diyor. Yani bu maddeyle birlikte ülkemizin ormanları, tarım alanları, meraları, içme suyu havzaları ve kıyıları madenciliğe açılacak. Şimdi bu son derece vahim bir madde gerçekten. Çünkü önce şunu sormak gerekiyor. Eğer ruhsat alanı dışında da şirketlere faaliyet sürdürme imkanı sağlanacaksa o zaman ruhsata ne gerek var? O zaman ruhsat almasın. Şirketler her yerde istedikleri çalışmayı yapsınlar. Ya da ÇED raporlarına ne ihtiyaç var? O zaman şirketler ÇED raporları, zaten onlar da son derece sağlıksız sağlanıyor. ÇED raporları olmadan, ruhsat olmadan şirketler istedikleri yerlerde çalışmayı yapabilsinler. Dolayısıyla bu madde son derece sakıncalı bir maddedir ve bütün çevre örgütleri, bütün ekolojiyle ilgili çalışan sivil toplum kuruluşları bu maddenin tekliften geri çekilmesini talep etmektedirler. Kaç gündür bu tekliflerini meclisteki bütün vekillere, grup başkan vekillerine, komisyona iletmektedirler ve biz de bu talebin arkasındayız. Evet, 6. madde mutlaka geri çekilmelidir. Bu kanun teklifinde birçok sakıncalı madde var ama 6. madde en ciddi sorun taşıyan maddedir. Çünkü şirketlere geçici tesis adı altında faaliyet yapma imkanı veriyor. Zaten maden şirketlerinin geçici tesis adı altında faaliyet yapmaları demek, oralarda kalıcı hasarların oluşmasına yol açmak demek. Tesisler geçici olabilir ama çevreyi, ekolojik dengeyi, doğayı tahrip eden adımlar bu geçici tesisler yoluyla atılır ve onların yarattığı tahribatlar kalıcı hale gelir. Dolayısıyla bu madde mutlaka geri çekilmelidir. Şirketler, maden şirketleri istiyor diye bir kanun çıkarılamaz. Bu sırada üzerinde özellikle tartıştığımız 6. madde tam böyle bir maddedir. Maden şirketleri istiyor diye bu kanun maddesi çıkarılmak istenmektedir ve bu kabul edilebilir bir şey değildir. Şimdi bu iktidarın en çok istediği şey denetimsizlik. Biliyoruz bunu. Yani meclis denetim yapamasın, Sayıştay denetim yapamasın, devlet kurumlarına denetim yapılamasın. Denetimsizliği bir yönetim sistemi olarak benimsemiş vaziyette bu iktidar aslında. İşte bu konuda da 6. maddeyle tam bir denetimsizlik getirmek istiyorlar. Bu çok açık bir şekilde görünüyor. Şimdi bir madde daha var. 12. madde. Gerçekten akla ziyan. Gerçekten akla ziyan. Neden diyeceksiniz? 12. maddede araba lastiği, yani eski araba lastiği biyokütle tanımı içine alınmaya çalışılıyor. Ve bu sayede araba lastiği yakan şirketlere devlet teşviği ve desteği verilmesi isteniyor. Şimdi diyeceksiniz ki araba lastiği yakılmasında ne sakınca var? Sorun ne? Bunu yenilenebilir enerji kapsamında ele alıyorlar. Yani araba lastiğinin yakılması
yenilenebilir enerji kapsamına sokulmaya çalışılıyor. Böyle bir şey mümkün mü? Çevreyi olağanüstü ölçüde tahrip edecek, inanılmaz bir şekilde zehirli gaz çıkımına yol açacak bir konuyla ilgili konuşuyoruz bunu. Araba lastiği, eski araba lastiği yakımını. Şimdi bunun yenilenebilir enerjiye dahil edilmesi gerçekten akıllara ziyan bir durum. Çevre kirliliğini artıracak bir adımdır. Kabul edilemez bir maddede budur esas itibariyle. Yenilenebilir enerjinin anlamı çevreyi tahrip etmeden yeniden enerji üretilmesine imkan verecek sistemler ve yöntemlerdir. Bu öyle bir şey değil ki. Eski araba lastiklerinin yakılmasının ortaya çıkartacağı zehirler açıkça ortada. Bu kanun teklifinin dediğim gibi birçok maddesiyle ilgili eleştirilerimiz var. Bunları komisyonda dile getirdik. Genel kurulda da dile getireceğiz. Değişiklik önergelerimizi vereceğiz. Ama özellikle 6. ve 12. maddeler üzerinde eleştirilerimiz son derece yoğundur. Tabii madenlerle ilgili konuşmaya başladık. Madencilerin yürüyüşüne değinmek istiyorum. Biliyorsunuz Soma'dan Ankara'ya bir yürüyüş gerçekleştirmek istiyorlardı. Defalarca engellendiler, gözaltına alındılar. Yürüyüş yapmalarına izin verilmedi. 8 yıldır ödenmeyen kıdem ihbar ücret alacakları, ölüm ve iş kazası tazminatları için mücadele ediyor madenciler. Buraya gelmişlerdi. Bizler de HDP grubu olarak kendileriyle görüşme yaptık. Taleplerinin arkasında durduğumuzu hem kendilerine ilettik hem de bunu genel kurulda da dile getirdik. Şimdi yıllardır gasp edilmiş olan haklarını kazanmak için mücadele eden madenciler bu mücadelede önemli bir kazanım elde ettiler. Dün itibariyle hükümetin ve devletin çeşitli kurumlardan yetkilileri madencilerin temsilcileriyle görüştüler ve bugün madenciler yaptıkları basın toplantısında bunu açıkladılar ve 15 Ocağı kadar taleplerinin yerine getirileceğine dair kendilerine yetkililer arasında bakanlar, valiler ve kurum yetkilileri de var, söz verildiğini ifade ettiler. Yani madenciler yürüdüler, direndiler, mücadele ettiler ve bu sözü kazandılar. Şimdi biz bu sözün takipçisi olacağız. 15 Ocağı kadar mecliste madencilerin taleplerinin yerine getirilmesi için bu işin takipçisi olacağız. Ve bu konuda herhangi bir gecikmenin olmaması için Halkların Demokratik Partisi olarak mücadele edeceğiz. Şimdi bu madencilerin bugün basın toplantısında söyledikleri çok önemli bir saptama var. Dediler ki eğer o gün, yani yıllar öncesinde yaşanan bu felaketlerden, kazalardan, toplu cinayetlerden sonra hak ettiğimiz tazminatlar verilmiş olsaydı, biz o gün o tazminatı almış olsaydık, o tazminatla bir daire alabilirdik. Ama bugün o tazminatlar ödendiğinde ancak o dairenin bir mutfağını alabiliriz dediler. İşte gelinen durum budur. Madencilerin nasıl bir zulümle, nasıl bir haksızlıkla karşı karşıya kaldıklarını gösteren çok özlü ve çok anlamlı bir ifadedir. Değerli basın emekçileri, pandemi konusunda bugün Meclis Genel Kurulu'na bir genel görüşme talebini sunduk ve bunu Meclis Genel Kurulu'nda tartışacağız. Pandemi konusunda durum vahim. Durum vahim, bunu konuşmamız gerekiyor. Önlemlerin gevşetilmiş olması, yanlış kararlar alınmış olması nedeniyle salgında ciddi bir sıçrama yaşanıyor. Sadece İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de değil, Türkiye'nin her yerinde salgında çok ciddi bir sıçrama yaşanıyor. Diyarbakır'da, Van'da, Mardin'de, Şırnak'ta, Hakkari'de, Konya'da, Antalya'da, Kocaeli'nde, Bursa'da, Trabzon'da, her yerde sıçrama yaşanıyor. Ve bu son derece vahim durum neden bu hale geldi? Bunu elbette ki tartışmak istiyoruz. Mecliste genel görüşme vasıtasıyla bu konuyu enine boyuna değerlendirmek istiyoruz. Her gün bir İzmir depreminde kaybettiğimiz insanlardan daha fazla insan ölüyor. Resmi rakamlara göre bu böyle. Yani o resmi rakamların çarpıtılmış verilerden oluştuğunu biliyoruz. Bunu bütün dünya alem biliyor. Bütün dünya alem Türkiye'deki resmi kurumların hasta ve vaka sayısı
farkı gözeterek esas pandemide hastalanmış olan insanların sayılarını çarpıttığını biliyor. Yani bunu bildikleri için Avrupa Birliği Türkiye'den gelenlere yasak koyuyor. İngiltere bu yasağı Avrupa Birliği içinde olmasa da uyuyor. Neden? Çünkü bu bütün dünyada verilerin güvenilir olmadığı çok açık bir şekilde tartışılıyor. Bütün dünyada tartışılıyor da Türkiye'de bir türlü biz bu doğru verileri alamıyoruz. Bir türlü alamıyoruz. Şimdi gerçekleri yansıtmıyor bu veriler. Defalarca söyledik, söylemeye devam edeceğiz. Sağlık Bakanı'nın hiçbir sözünün inandırıcılığı ve güvenilirliği kalmamıştır. Böyle bir durumdadır. Bu çok vahim bir durumdur. Gerçekten çok vahim bir durumdur. Böyle iradesiz bir Sağlık Bakanı olabilir mi? Salgını yönetemeyen bir Sağlık Bakanı neden hala o koltukta oturuyor? Bunun bir açıklaması yoktur. Açıklaması yoktur. Ekonomiyi yönetemeyen ekonomi, Hazine ve Maliye Bakanı o koltuktan ayrıldı. Sağlık Bakanı salgını yönetemiyor. Neden hala o koltukta oturuyor? Virüs kendini gizlemiyor ama Sağlık Bakanı halktan gerçekleri, doğru verileri gizliyor. Böyle bir şey olabilir mi? Oluyor ama. Yani yanlış verilerle gerçekleri gizleyen bir Sağlık Bakanı var. Bu yetmiyor. Sağlık çalışanları ölüyorlar. Ölüyorlar sağlık çalışanları. Yani büyük fedakarlıklarla, büyük bir azimle bugüne kadar pandemiyi yönetebilmek ve insanların sağlığına, halkın sağlığına kavuşması için çalışmış olan sağlık çalışanları maalesef hayatlarını kaybediyorlar. Çok yoğun bir ölçüde hastalanıyorlar. Bakın 17 Kasım itibariyle 63'ü hekim olmak üzere toplamda 153 sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Çok ciddi bir sorun var bu alanda yaşanan. Böyle bir sorun varken ne yapıyor çeşitli üniversitelerdeki başhekimlikler? Bakın Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği ile Ankara Üniversitesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği sağlık çalışanlarına bir yazı gönderiyor. Yazı son derece vahim. Diyor ki hastalanmış olan sağlık çalışanları ile ilgili. Diyorlar ki sizin tedavi bitimi sonrası işe geri dönüşlerinizde şuna uygun davranmanız gerekiyor. Ayakta tedavi görenler 10 gün, yatarak tedavi görenler 14 gün, yoğun bakımda yatarak tedavi gören çalışanlar 20 gün sonra PCR negatifliğine bakılmaksızın görevlerine başlayacaklar. Bu iki üniversite hastanesinin başhekimliğinin gönderdiği yazı, ya böyle vahim bir durum olabilir mi? Sağlık çalışanlarının hayatlarıyla oynayan başhekimlikler. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi dolayısıyla biz bu konunun mecliste enine boyuna tartışılmasını ve bu genel görüşmeyle konuşulmasını ve değerlendirilmesini istiyoruz. Bugün genel kurula indireceğiz. Göreceğiz bakalım iktidar partileri bu konuda nasıl bir tutum alacaklar. Pandeminin verilerini ve gerçeklerinin gizlenmesine, dolayısıyla sayıların hızla artmasına neden olan bir tutum mu alacaklar? Yoksa gerçekten bu konunun mecliste tartışılması için adım mı atacaklar? Şimdi değerli basın emekçileri, biraz evvel de sözünü ettim. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istifa etti biliyorsunuz. Yani çok başarılı bir çalışma dönemiydi gerçekten. Hazinenin borcunu iki katına çıkardı. Merkez Bankası'nın içi boşaltıldı. Yedek akçe ve döviz rezervi tüketildi. Ekonomi pik yapıyor dendi. Ekonomik dip yaptı. Bunu hep söyledik. Bütün öngörüleri yanlış çıktı. Berat Albayrak ve istifa etti. Şimdi bakın, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu. İnternet sitesine girdiğinizde görüyorsunuz. Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Doktor Berat Albayrak. Aynı Doktor Berat Albayrak mı? Yani Varlık Fonu'nun Yönetim Kurulu'ndan istifa etmemiş mi Berat Albayrak? Yani ekonomiyi bu hale getirmiş kişi hala Varlık Fonu'nun yönetim kurulunda başkan vekili olarak duruyor mu? Bu bir şaka mı? Bunu soruyoruz ve bunu öğrenmek istiyoruz. Çünkü bu konuda eğer bir adım atılmıyorsa Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa etmenin bir anlamı yoktur. Varlık Fonu, Türkiye Varlık Fonu, Türkiye'deki işçilerin, emekçilerin, bütün halkın büyük
fedakarlıklarla, büyük emeklerle yıllarca oluşturdukları zenginliklerin biriktiği bir varlık fonudur. O şirketlerin biriktiği bir varlık fonudur. Onun yönetim kurulu başkan vekili hala istifa etmiş Berat Albayrak olamaz herhalde. İsim benzerliği mi acaba diye merak ediyoruz ve bu konuda da bir açıklama bekliyoruz. Şimdi acı reçeteden söz edildi. Ekonomi deyince insan bunlara değinmeden duramıyor elbette. Evet, toplum her gün zaten bir acı reçeteyle yaşıyor. Bu toplumdaki işçiler, emekçiler, çiftçiler, esnaf, emekliler, kadınlar, gençler zaten her gün bir acı reçeteyle yaşıyorlar. Toplumda acı reçeteyi yaşamayanlar bu yöneticilerdir, bu iktidardır. İktidar sahipleri ve iktidarın yandaşlarıdır. Yani aslında bir kere de şu acı reçeteyi siz için ya, bir kere de siz için bu acı reçeteyi. Acı ilacı, o acı reçetenin sonucunda ortaya çıkan acı ilacı bir kere de siz kullanın. Yani israf harcamalarınızdan vazgeçin. Sarayın günlük harcaması 10 milyon Türk lirası. Bundan vazgeçin. Yandaş şirketlere vergi afları ve teşvikler sağlamaktan vazgeçin. Kamu ihalelerini yandaş şirketlere vermekten vazgeçin. Acı reçeteyi de bir kere siz ve yandaşlarınız için. Ama şuna emin olun, şundan emin olun, bu halk size bir acı reçete hazırladı gerçekten. Ve ilk seçimde bu acı reçetedeki acı ilaçları birer birer bu iktidar yutacak. Bundan hiçbirimizin en ufak bir şüphesi yok. Bu konudaki mücadeleye devam edeceğiz. Şimdi bu acı reçeteyi konuşurken ekonomide, demokraside ve yargıda, hukukta reform sözleri edildi. Hep beraber duyduk bunları. Yani ilginç tabii. Yani bu reform sözlerinin edilmiş olması. Aslında biz ekonomik krizden, sosyal krizden kaynaklanan dolar ayarlı bir reform mu doğru bulmuyoruz? Olması gereken demokrasi ayarlı bir reformdur. Adalet Bakanı'na soruyoruz. Hani hukukta reform ya, sarayın damat savcısını ne yapacaksınız? Sarayda düğme ilikleyen yargıçları ne yapacaksınız? Mevzuata takılmayın diyen bakanları ve kamu yöneticilerini ne yapacaksınız? Talimatla hareket eden bağımlı ve taraflı yargıyı ne yapacaksınız? Bu meseleleri konuşmadan, bunlar ele alınmadan yargıda reform, hukukta reform yapılabilir mi? Yapılamaz. Şimdi ülkesinin 82 milyon insanının geleceğini kendi partisinin, iktidarının ve kendi geleceğine bağlamış olan bir anlayışla karşı karşıyayız. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Bu olduğu için reform sözleri toplumda inandırıcı olmuyor. Şunu bir kez daha söyleyelim. Kendisinin, kendi partisinin ve iktidarının geleceğini, Türkiye'nin geleceği diye tarif edenler yanlış yapıyorlar. Bu kabul edilemez bir tariftir. Siz Türkiye değilsiniz. Siz Türkiye'nin bir parçasısınız ve bütün kamuoyu araştırmaları gösteriyor ki gittikçe ufalan bir parçasısınız. Dolayısıyla kendi geleceğinizi Türkiye'nin geleceği gibi sunmaktan vazgeçin. Halk buna inanmıyor artık. Çünkü sizin geleceğiniz bu yaptığınız yanlış politikalarla Türkiye'nin geleceksizliği anlamına geliyor. Esas sorun budur konuşulması gereken. Bakın hukukta ve yargıda reform meselesinin konuşulduğu günlerde çok ilginç iki tane örnek yaşandı. Bir tanesi Kanal İstanbul nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İmamoğlu'na yönelik açılmış olan soruşturma. Hani hukukta reform, yargıda reform olacak ya. Nedenmiş? Efendim devlet projesiymiş Kanal İstanbul. Hayır, Kanal İstanbul devlet projesi değil. Kanal İstanbul bir emlak projesi, bir rant projesi, Katar'la işbirliği projesi. Bunu bir devlet projesi olarak kimseye anlatamazsınız. Kamu yatırım programında yok. Devletin hiçbir resmi dokümanında yok. Bu bir devlet projesi değil, bir parti projesidir. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İmamoğlu Kanal İstanbul'la ilgili konuşmayacak da ne konuşacak Allah aşkına? Kanal İstanbul'un yanlışlarını, bunun İstanbul için yaratacağı büyük sakıncaları dile getirmeyecek de ne konuşacak Allah aşkına? Ama konuştuğu için
soruşturma açılıyor. İkinci ilginç olay İzmir'deki belediye başkanlarına dönük olarak. Diyor ki İçişleri Bakanlığı'nın valilik üzerinden gönderdiği genelgede belediye başkanları için siz diyor deprem konusunda konuşmayın diyor. Konuşmayın diyor. Yani bir deprem olmuş bir kentte belediye başkanları deprem konusunda konuşmasınmış. Sadece valilik konuşabilirmiş. Niye? Neden konuşmayacaklar? İşte bu İçişleri Bakanlığı'nın yerel demokrasiye nasıl baktığının bir ölçüsüdür. Kayımcı zihniyetin batıdaki yansımasıdır. Aslında İçişleri Bakanlığı diyor ki belediye başkanları konuşmasın. Büyükşehir belediye başkanları da konuşmasın. Belediye meclisleri de konuşmasın. Hepsi her şeyi biz konuşalım. Merkezi olarak yürütme konuşsun. Bunu istiyor aslında İçişleri Bakanı. Yerel demokrasiyi hiçleştiriyor, yok sayıyor. Biz derken Diyarbakır'da, Mardin'de, Van'da, Şırnak'ta 6 belediye dışında aldığımız 59 belediyeye kayyım atayan zihniyet, yerel demokrasiyi yok sayan zihniyettir dediğimiz zaman bize inanmayanlar şimdi baksınlar işte. Büyükşehir Belediye Başkanı konuştuğu zaman susacak ya da soruşturmayla karşılaşacak. Soruşturma olması demek görevden uzaklaştırma nedeni de olabilir. Onu hepimiz biliyoruz. Ya da belediye başkanları deprem konusunda konuşmayacak. Bu ülkede kriz var, ekonomik kriz var demek suçtur dediler bir ara. İstifa eden Hazine ve Maliye Bakanı bunu ifade etmişti. Haklarımız çiğneniyor diye sokağa çıkanlara suç işliyorsunuz diye soruşturma açılıyor, gözaltı tutuklama oluyor. Yolsuzluk var diyenlere suç işliyorsunuz diyorlar. Salgın yönetilemiyor, veriler yanlış diyenler suç işlemekle karşı karşıya kalıyorlar. Deprem değil, tedbirsizlik öldürüyor diyenler de suç işliyor. Ama biz burada bir hukuk ve yargı reformundan bahsediyor olacağız. Diyor ki Sayın Adalet Bakanı, çok doğru. Yargıçlar yasalara bakıp karar vermeli diyor. Kesinlikle bu lafı destekliyoruz. Aynen arkasındayız. Ama o zaman söylüyoruz. Biz bunu yıllardır söylüyoruz ama soruyoruz. Bugüne kadar yargıçlar kime bakıp da karar veriyorlardı? Kime bakıp? Yani Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını uygulamayan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını uygulamayan yargıçlar kime bakarak bu kararları alıyorlar? Bağımlı ve taraflı bir yargıdır diye yıllardır konuşuyoruz. İşte bu nedenle. Yargıçlar yasalara, Türkiye'nin imzalamış olduğu uluslararası demokratik sözleşmelere ve anayasaya bakarak karar vermiyorlar. Başka bir yerlere bakarak karar veriyorlar. Yargı içindeki çeşitli şer odaklarına bakarak karar veriyorlar. İşte sorun zaten bu. Dolayısıyla eğer Adalet Bakanı yargıçların yasalara bakarak karar vermesini sağlayacaksa çok hayırlı bir iş yapmış olur. Ortada maalesef bir hukuk kalmadığı için, hukukun üstünlüğü kalmadığı için reformu hangi alanda yapacaklar onu da göremiyoruz. Şimdi asıl olan tutuksuz yargılamadır diyor Adalet Bakanı. Evet doğru. Peki binlerce HDP'li yönetici, HDP'li seçilmiş belediye eş başkanı, HDP'li milletvekili, geçmiş dönem milletvekilleri, eş genel başkanlarımız Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ neden tutuklu yargılanıyorlar? Asıl olan tutuksuz yargılanmaksa onlar neden tutuklu yargılanıyorlar? Belediye eş başkanlarımız neden tutuklu yargılanıyorlar?